Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda kuşlarımızın yavrularını kontrol edeceğiz. Genel durumlarına bakacağız. Ayrıca yumurta maması yapacağız. Kabaklı vereceğiz kendilerine. Şunu söylemek istiyorum. İzmir'de olan depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Göçük altında kalanlar da inşallah tez zamanda sağlıklarıyla kurtulurlar. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah böyle şeyleri. Çok kötü durumlar. Bu soğuklarda insanlar düşünemiyorum yani, Allah korusun. Dediğim gibi dostlar, Allah kimseye yaşatmasın. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Bu duamı amin dersiniz artık. Neyse dostlar, yavaş yavaş videomuza geçelim. Şimdi mama yapmaya başlayalım. Evet dostlar, geliyoruz. Bugünkü menümüzde ne var? Havuç var. Kuru mamamızı önceden koydum. Fazla yoğun olması istemiyorum, sıkmayacağım da. Havucumuzu rendeliyoruz. Havucu zaten atmama gerek yok. Birazcık yumurta hakkında konuşuruz beraber. Yumurtanın yararları, fazlasının zararları nelerdir yumurtaya gelince. Ama onun öncesinde İzmir beni çok etkiledi. Allah korusun, ben İstanbul'dayım. İstanbul'da da dinlediğim kadarıyla 7 nokta küsür küsür bir şeyler diyorlar. Olacak depreme. Fakat İstanbul'da yapılanma çok kötü. Vallahi bilmiyorum. Ne olacak, ne bitecek. Allah korusun diyorum. Başka şey diyemiyorum. Evet. Havucumuzu rendeledik. Sularını sıkmayacağım. Biraz cıvık olsun istiyorum. Biraz daha az yapacağım mamayı. Biliyorsunuz bugün pazartesi, probiyotik günleri. Kuşlarımızın haftalık, her hafta düzenli probiyotiklerini vermemiz lazım dostlar. Her hafta düzenli probiyotik verirsek sindirim sistemlerini, evet bu işte, sindirim sistemleri sağlıklı olur. Bununla alakalı zaten video çekmiştik. Probiyotikler, prebiyotikler, yani bağırsakta bulunan, niye ben bunu şey yapamadım ya? Bağırsakta bulunan yararlı bakterileri üremesini, beslenmesini, kuvvetlenmesini sağlayacak besinleri daha önceki videolarımızda söylemiştik. O yüzden probiyotik bakımını aksatmamamız lazım. Şimdi şöyle ben bir rendeleyeyim. Beni çok zorladı bu. Hepsini de rendeliyorum. Hatta dostlar ben size bir dondurayım. Geliyorum. Evet dostlar, kabaklı olan savaşımızı bitirdik. Şimdi bugün yumurta vereceğiz kuşlarımıza. Yumurtayı da rendeleyelim. Ayrıca yumurta biliyorsunuz protein açısından, kalsiyum açısından çok önemli. Ama ne var ki, şimdi çok detaylara girmeyeceğim. Bununla alakalı tek bir video çekmek istiyorum. Ne var ki şunu kaçırıyorlar. Bu hayvanlar, yani kuşlar, ne tohumlarla beslenirler. Ayrıyeten sebze, meyve, yeşil. Yani bu hayvanlar otçul. Sen otçul hayvana habire hayvansal protein yüklersen ne olur? Şimdi biz şöyle düşünün. Aslana habire kabak yedirmeyi düşün. Kabak yedirdiğinizi farz edin. Aslana bile kabak yer mi? Yemez. O zaman ne olur? Metabolizması ona göre Allah tarafından ayarlandığı için çeşitli sıkıntılar olacaktır. Bunun başlıca en büyük sıkıntıları, ben size şöyle ucundan bir örnek vereyim. Ya yavrularımın işte tüyleri döküldü. Yavrumun tüyü döküldü. Sen kuşa her gün yumurta verirsen olacağı, çünkü ne oluyor? Protein çakışması oluyor. Protein çakışması olduğu için de birinci kuruçka da bir şey olmaz. Senin o büyüttüğü yavruna bir şey olmaz. Ama ondan doğan yavruda sıkıntı çıkar. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, ben her gün veriyorum, 2 günde veriyorum, bir şey olmadı. Sen bir de 2-3 kuruçka sonra ondan çıkan yavrudan şey al bakalım. Yumurta al, yavru al. Ne olacak? Neyse dostlar, fazla uzatmaya gerek yok. Havucumuzu koyduk, kabağımızı koyduk. Şimdi kuşlarımızın biraz kızışmasını istiyorum bu aralar. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kış geliyor.
Malum kış geldiği için birazcık kuşlarımıza kilo aldırmaya çalışalım. Yağlı tohumlar verebiliriz. Mamalarını birazcık yoğunlaştırabiliriz ki kilo alıp birazcık yağlansınlar. Tabii bu daha çok hani soğuk yerlerde duran canlarımız için daha sağlıklı olur. Şimdi bunları karıştırdık, böyle güzel bir kıvam elde ettik. Şimdi tekrardan sizi donduruyorum. Mamamız da kendini bir 5 dakika çeksin. Ben de kuşlarıma servis ettikten sonra genel durumlarına bakalım. İnanın hiç bilmiyorum nedir ne değildir. Sizinle beraber ben de öğreneceğim. Hadi şimdi sizi tekrardan dondurdum. Evet dostlar, hepsinin mamasını verdik. Hepsi maşallah, şöyle sıra gösterelim. Hepsi afiyetle yiyor. Başlarını üşüttüler mamanın. Şuradan da gösterelim. Bunlar da yiyor. Burası da devam. Buradaki kuşumuz da yiyor. Şimdi onlar mamalarını yerken şöyle yavrulu takımlardan başlayalım. Siz de yiyin. Ben şöyle bir şeye bakayım. Yavrulara bakalım. Evet, şimdi bu takımımızı aldık. Şöyle bakalım şurada bir. Evet, renklerimiz maşallah geliyor. Aa, bir tane yavru yok. Dostlar, bir tane yavruyu yemişler. Bir tane yavru yok. Şuraya bakalım. Tabanda da yok. Burada da yok. Evet dostlar, hayret, bir tane yavruyu yemişler. Bir tane yavru yok. O en son çıkan küçük yavrumuz yok. Çok üzüldüm. Bunun iki üç sebebi olabilir. Bir tanesi stres. Bir tanesi yamyamlık olabilir. İnşallah yamyamlık başlamamıştır. Bu lütüne geliyor dostlar. DF'ye bir tane jumbomuz geliyor maşallah. Evet. Kırmızı göz değil. DF baba olacak. Şöyle koyalım. Buna da bakalım şöyle bir. Bunların da bir temizlenmesi lazım. Bir tane de anne geliyor. Hadi bakalım. Seni de alalım şöyle. Bu ne? Daha bunun hiçbir şeye benziyor değil. Daha çok ufak. Şöyle düzeltelim işte. Şimdi sizi dondurayım. Biliyorsunuz oraya koymak biraz zor. Evet, bir tane yavru yemiş caniler. Ağzındaki pancar sandım ama yavrunun şeyi olabilir. Buradaki erkeğimizin dişisi biliyorsunuz burada salmada. Bunları sabredeceğim şu Optimus'la şeyin eşlerine. İyice kızışsınlar. O üçünü öyle atacağım. Şimdi buraya bakalım. Burada neler var? Aa, bir tane yavrumuz atlamış. Maşallah. Dişi mi? Dişi gibi duruyor. Aynı annesi. Kopyası vallahi. Şimdi diğerlerini bir alalım bakalım. Nedir ne değildir diye durumlar. Ey maşallah maşallah. Gelin bakalım. O yuvalık mahvolmuş. Bunları da bir temizlemek lazım. Şöyle. Şöyle bakar mısınız artık? Kendileri iyice yaptılar. Allah ısırdı bile. Sen de gel. Bir tane de baba gelmiş. Şuna bakar mısınız renklerin güzelliğine? Sen de gel anne. Bir tane de anne olmuş aynı şekilde. Şöyle bırakalım bakalım size. Gel şöyle kontrol. Evet, burada da renk güzellerimiz var. Şunun rengi çok güzel olacak. Kahverengili. Bu jumbo belli. Bakar mısınız tipe? En ufakları bu. Hayırlısı Allah'tan anne olacak bu. Aslanın yavrusu. Sen nereye kaçıyorsun ya buraya? Bu da anne olacak. Bakalım. Oh 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 oh, nasıl ısırıyor bakar mısınız ya? Böyle bir şey yok. Atmayın kendinizi, atmayın. Bir durun bakalım. Zamanınız geliyor demek ki odan yılmaktan yavaş yavaş. Size böyle koyalım. Akrobatik hareketler yapma. Şöyle bir de Allah, atladı iki tanesi arkaya. Bir gelin şöyle yahu. Şöyle bir geçin bakalım. Sizden de gel şöyle hop. Şey dedi bu dostlar.
Ben atıyorum onlar geri oraya gidiyor. Ben atıyorum geri onlar oraya gidiyor. Allah en güzel ben sizi bir donduruyorum dostlar tekrardan. Evet orada da durumlar iyi. Optimus'a gelelim. Optimus tüyden çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunu da inşallah şöyle bir haftası daha var. Sağlam tüyden çıkmasından geçen elime aldım baktım. Bayağı bir her yeri tüy içinde. Şimdi burada da yuvada vakit geçirmeler fazlalaştı. Ya dediğim gibi dişi çok irileşti. Tahmin etmediğim bir şekilde. İkisi de tüye girdiler ama dişi tahmin etmediğim bir şekilde 2019'da irileşti yani hayvan. Yağlanma da yok. Ben baktım yuvalarına da bakalım. Bayağı zaten biliyorum kurcalıyor giriyor. Şimdi en merak ettiğim takım bu. Bunların altından ne gelecek çok merak ediyorum. Çünkü bunu getirdiğimizde bu erkeğimizi veren kişi bu Rainbow kanı var dedi. Dur bakalım ne çıkacak. Anne DF Albino. Bakalım sizi çok merak ediyorum. Şöyle bir anneyi rahatsız edelim. Bakalım kaç yapmış. Aa 5. yumurta gelmiş. Maşallah. Şöyle. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5. 5. yumurta gelmiş. Yumurta da bayağı bir. Hadi bakalım inşallah Rainbow gelirse süper olur. Takamadım bak taktık. Burada da hareketlenmeler çok fazla. Birbirleriyle ilgileri çok iyi. Bunların da bir yuvasına bakalım. Bunlardan da bekliyorum yakın zamanda bir tane yumurta. Ama boş mu olur dolu mu onu bilemem. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle uzaktan. Burası da boş. Burada yavrularımız var. Yavrularımız bayağı kendilerine geldiler. Bunlar rezerve. Şu ve beyaz. Bu da bir kardeşimize, arkadaşımıza gidecek. Maskeli. Onlar da yerlerini bulacaklar inşallah ama durumları falan bayağı iyi. Burada yumurta var. Hiç istemiyordum burada yumurta olsun. Burası 5'te kalırsa ne yapacağım? Size hemen söylüyorum. Burada kaçıncı yapmış? Oo, bir de 3'ü yapmış. 3 tane de burada var. Burası 5'te kalırsa bu yumurtaların hepsini buraya kaydıracağım. Bunun altından az çok ne geliyor biliyorum. O yüzden yavru baksın istemiyorum. Şimdi gelelim buraya. Burada 3 tane bebeğimiz vardı. Bakalım ne durumdalar. Hadi gelin bakalım. Şöyle. Evet. Evet dostlar. Öbür kümesi de aynı. Çünkü buradaki erkekle buradaki erkek kardeşler. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bu Jumbo yavrumuz. Ama bunun kanatları biraz problemli olacak gibi geliyor. Bunda bir sıkıntı yaşayacağız gibime geliyor. Ben bunu bir ara bakmam lazım. Bir sıkıntımız olacak gibi bunlarda. Bu Jumbo bebeğimizde. Bakalım. Onu düzeltir sorun yok. Evet. Bunu da böyle koyduktan sonra anne girsin beslesin. Burayı da kapattık. Gelelim buraya. Dişi bayağı toparladı kendini. Kanatlarına vesaire bakarsanız bayağı düzelttik kendisini. Coşkunumuzun kanadının uzamasını bekliyoruz burada. Coşkunumuzun kanadı da uzadı mı? Bu iş tamamdır. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Hayırlısıyla bunlara da takarız bir yuvalık. Buraya gelirsek. Buradaki painted dişimizi fazla rahatsız etmek istemiyorum. Dalları koymuştum. Ağzına bile sürmemiş. Tüyden yavaş yavaş çıkıyor. Şöyle biraz daha şuradan bakalım. Buna da bir tane güzel rainbow erkek alacağız. Bunda da violet kanı vardı. Veren kişi söyleyen dediğine göre. Burada neredesiniz? Ya bunlar violetten çıkmıyor. Zaten bunlar gidecek. Bunların yumurtalarını kaydırmıştım. Bunlardan yine bekliyorum bir şeyler. Bunlar da gidecek takımlar arasında. Buradakilerde de hareketlenmeleri iyi. Ama çiftleşme görmedik. Dişi yuvayla çok ilgili. Bakalım hayırlısı. Gelelim tek kuyruğumuza, limonumuza. Tek kuyruk limon bildiğiniz gibi akrobasi hareketleri. Burada dişimiz şu an tüyde. Şu diğer jumboya atacağımız. Onun iyice kızışmasını bekliyorum. Dediğim gibi bu dişiye ve diğer sol dişiye sabredeceğim. Şu tellerde oynayana fazla aslında beklememe gerek yok. Burada sabretmem gereken durum Optimus'un tüyden çıkması. Optimus tüyden çıktı mı? Bu iş tamamdır. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de böyle olsun. Esen kalın, hoşça kalın.